Galaxy'desiniz. Karşınıza Subnautica serisiyle birlikteyiz yine. Birazcık açız. Susuzluğumuz iyi bir noktada. Bakayım. Suyumuz var zaten. Eğer çok acıkırsak su takılabiliriz. Exhibit characteristics consistent with total degradation of the dark matter containment field. Spikes in quantum fluctuations suggest an uncontrolled cascade detonation will occur with a probability of 83.5%. 70.5 %70.5 patlayabilir diyor bu gemi. Peki. Şimdi şöyle bir gezelim. Biz ne yapmaya çalışıyorduk abi? Onu bir hatırlayayım ben ya önce. Gezmeden önce. Nerede bizim podumuz bu tarafta? Deployables değil. Gerçi bunu da yapmaya çalışıyoruz ama. Şöyle equipment, pipe da değil, thermometer değil, vibrator. Daha da derinlere inmemizi mi sağlıyormuş? Vibrator. Absorb CO2, recycle, use their greater depths. First aid kit, steel suit. Heh, biz şunu daha yapmaya çalışıyorduk. Fins. Silikon rubber lazım bize. 2 tane. Basic material, silikon rubber. Hop. Bir tane yapınca iki tane mi yapıyordu lan bu? Hemen bakıyorum. Yapmıyormuş. Öyle bir şey yokmuş. Neremden uydurduysam artık. Bir daha silikon rubber o zaman. Ya gençler. Bu işler böyle. İşte. Sevgili dostlar. Ayağımıza fin. Geçirdim. Bakın artık ayağımda fin var. Şimdi sırada efendime söyleyeyim. Tools'tan çok sevdiğimiz derail. Bu neymiş? Physical point analyzer. Ha, bu bir yere böyle tık diye takıp aşağı doğru iniyorsunuz. Yolunuzu kaybetmemenizi sağlıyor. Eyvallah. Flare var. Ha, builder. Computer chip ve bateri istiyordu be en son. Bateri ama böyle. Tık 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 tık. O bateriden. Powersa bateri. Acid mushroom lazımmış hemen. Ha bir saniye, computer chip içinde lazım, ona da bir bakayım. Computer chip, computer chip, computer chip de. Computer chip. Coral sample 2 tane, silver or quartz. Silver arıyoruz, yani gümüş arıyoruz. Hadi selametle. Bakın artık çok daha hızlı yüzebiliyorum. Dolayısıyla hayvansal mesafeleri kat edip çok hızlı bir şekilde yüzeye çıkabileceğim. Ya bu işler böyle gençler. Hemen de böyle bir mağara yapısına girdim. Çok severim biliyorsunuz böyle. Macerayı seven adam gibi bir şeyim. Hadi. Abi bildiğin burası mağara. Kaybolmayalım anasını satayım. Hah iyi. Çıkışı varmış. Çıkışı varmış çok şükür. Sen ne yapıyorsun lan suyun içinde? Sen balıksın oğlum, suyun üstünde ne işin var? Aa, yakala şunu. Açım. Açım. Yakala. Ah işte bu. Nerede bizim pot? Pot nerede lan? O pot simgesini göremiyorum ben. Bala mı bağladım acaba? Buradaymış. Öst. Sevimli ama tehlikeli bir balığa benziyorsunuz beyefendi. Evet. Her oyunu açtığımda da bunu yeni keşfedildi zannediyor salak oyun motoru. Tamam, tekrar iniyoruz abicim. Artık yemeğimiz de var. Hatta suyun altında bir yemeğimizi yiyelim.
Şimdi gümüşü nereden bulurum abi? Şöyle bir ilerleyeceğim bakalım. Hızlı hızlı yüzüyorum. Vallahi güzel oldu bu ya. Kuvars var. Hayvan gibi kuvars buluyorum. Hayvan gibi. Normalde dediğim gibi hiç kuvars bulamazdım ben. Gerçi arkadaşlar demişler ki, hatta arkadaşlar demeyeyim, bir kişi demiş. Kim demişti hatırlamıyorum şimdi. Kuvars gayet bol bulunan bir şey demiş. Ben demek ki o oyunumda şans eseri bulamadım yani kuvarsı. Titanyum. Titanyum bir yerinize şey yapsın, affedersin. Oo, bir fragment buldum. Seamoth fragmenti. Öst. Öyle yapmak yok. Deniz canlısınız lan siz, sizin ne işiniz var da? Fil misiniz siz? Fil mi olmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım ki. Aa, bir nefes alalım. 85 metredeyim. 85. Hadi oğlum çık. Çık suyun üstüne. Ah. Geri sayım başladı. Galiba patlıyor gençler. Götünün de dibindeyim. Bence birazcık uzaklaşalım. Radyasyon geçti yalnız. Abi çılgınca bir şeydi ya. Vay be. Deli patladı deli. Ve hafif hafif artık gece oluyor. Ben niye geri döndüm buradan ya? Geminin patlamasından kaçacağım diye gittiğim yolu döndüm abi ya. Quartz'ın dibini buluyoruz bu arada. Quartz fışkırıyor okyanustan. Cam yapacağım desem quartz bulamazsın bir tane. Her neyse, keşfetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Keşif ruhumuz her zaman. Öst, bağırma. Keşif ruhumuz her zaman en üst seviyelerdedir yani. Copper bulduk, bakır. Bakın kuvars kaynıyor burası. Yani şuracıkta bile 5 tane kuvars var. Bizim elimiz neredeyse full. Işığı yakalım. Şöyle duvar diplerinde şey arıyorum. Bu arada bir radyasyon fark edildi. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Radyasyon var burada çok garip bir şekilde. Hadi çık artık yukarı. Radyasyon görünüyor, fark ediliyor. Neyse ben poduma doğru yüzeyim. Podumun arkasına doğru yüzeyim. Bu gemiden uzaklaşalım abi. Radyasyon baksana. Canımız %13'e kadar düştü yani. Bir tane kutu yapacağım. O kutuyu toprağa gömeceğim. Yine izleyeceğimizden birinin bir tavsiyesiydi bu. Toprağa gömüp o kutudan yola çıkarak bir şeyler, ne bileyim. Yani o kutunun içine koyacağım. Elimdeki değerli metalleri kaybetmemek için. Bu arada sağlığım dibi gördü. Yani dokunsalar ölürüm şu anda. Evet. Şu. Storage box. Ha, yer yok diyor, storage box koyacak. Peki şöyle yapalım. Şöyle kumu birazcık kazacağım. Bakalım yeterli midir? Gayet yeterli görünüyor.
Şunları şöyle. Titanyumları bir sallayayım. Şimdi titanyuma çok ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Yani var elbet ihtiyacım da hani titanyum kolay bulunan bir şey. Şimdi tekrar yap abi bana small storage'i. Hala mı full? Small storage ne kadar yer istiyor anasını satayım? Bu arada şu suyu da içelim. Heh. Şimdi şuraya koyacağız o kutuyu. İki tane kutuyu böyle üst üste buraya koyacağım. Elimdeki bütün değerli ıvırı zıvırı bu iki kutuya depolayacağım sevgili arkadaşlar. Bakınız. Quartz'ları, Mars'ları. Şu Seamoth fragmentı falan. Altında da bir kutu var. Ulan. Şu fragmentları falan koyacağım abiciğim. Evet, şimdi tekrar keşfe çıkabilir. Ah, kafamı çarptım. Ah, hazır gündüz de oluyorken şimdi bu tarafa doğru bir keşife çıkalım bakalım. Bu arada şu duvarlara dikkat ediyorum ki. Aa, şu balık çok tehlikeli bir balık ama şurada da tuz var. Lazım bir şey bu. Balıktan da iki tane var bu arada. Tuzu alayım kaçayım abicim. Evet. Quartz yine her zamanki gibi. Oyunda Quartz'tan başka bir şey bulamadık neredeyse. Onu diyebilirim yani. Bakın yine quartz. Şöyle birazcık daha derinlere inelim. Şuralarda bir şeyler var umudu taşıyorum şu anda. Warning, 30 nefes alayım. Ve nefes alayım ve şu muhteşem görünen yosunların arasına dalayım abi. Bakalım ne kadar uzaklaşmışız. İyi, güzel. Bak şurada bir mağara tadında bir şey var görüyorsunuz. Oraya bir bakalım. Titanyum çıktı sanki. Hiç yoktu gibi. Bunlar ne abi? Zehirli mehirli değildir herhalde bunlar. İnşallah. Yine de dokunmamakta fayda var. Çok güzel göründüklerini de söyleyebilirim ya. Bir şey çok güzel görünüyorsa kesin vardır bir şey o işte. Dünyada ne kadar güzel şey varsa hepsi ya zararlı ya tehlikeli yani. Şuna bakalım. Yine titanyum. Hay lanet gelsin titanyumunuza. Aa neydi o? İki titanyum. İki titanyum daha. Vallahi çok iyi oldu. Titanyuma da ihtiyacımız vardı ailecek. Çok iyi oldu vallahi. Yani. Oo 70 metredeyim. Çok fazla havam kalmadı. Yine bir nefes alayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yosun dünyası. Hemen şu aşağıdakine de bakacağım. Silver arıyoruz. Silver. Evet. Şu aşağıya bakalım. Titanyum lanet gelmiş. Aa tuz. Tuz 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 tuz.
Yani 2 bölümdür Silver arıyorum. O mükemmel bir mekan yani. Şunlara bakar mısınız? Şu tuzları toplayalım. Bir tuz daha. Propulsion Cannon diye bir silah fragmentini aldık. Tuz. Tuz çok daha önemli benim için şu anda. Cooper. Aa! Kim ısırdı lan beni? Aa, piranalar. Piranalar bunları öldürür. Neyse, çok derine yukarı çıkmadılar Allah'tan. Allah'tan yukarı çıkmadılar. %2 canım kaldı. Bayağı uzağım şeyden. Ufak ufak bu elimizdekileri götürüp bırakalım. Bayağı bir tuz bulduk. Ölmenin eşiğindeyiz ama ölürsek yeniden doğacağız. Hardcore değil bu sefer. Yani Subnautica'nın bu ikinci bölümünde gördüğünüz gibi yine arayışlarımız sürdü. Birazcık keşfettik, etrafı gezdik. Daha fazla şey gördük birinci bölüme nazaran. Fakat bir Silver bulaydık da Base'e başlayaydık, çok iyi olurdu. Neyse, bir sonraki bölüm Silver bulma bölümümü, yani Silver bulma arayışımı geçeceğim. Oraya atlayacağım. Yerine tamamıyla Silver bulduktan sonra Base inşasına adayacağım bölüm olacak. Bunu inşallah unutmazsam tabi. Unutursam da unutmuş olurum. Yani muhtemelen. Muhtemelen unuturum ben bunu ama her neyse, bana yorumlarınızla bana bunu hatırlatırsınız. Silver bulacağım ve Base inşasına başlayacağız. Böyle derinlerde bir yere, mesela o yosunların oraya falan olabilir, bir base inşa edeceğiz. Bence çok keyifli olacak diye tahmin ediyorum. Daha sonra radyasyon kıyafetleri yapıp gemimizin şeylerini bulacağız. Enkazlarını. Bakın, burası bizim depomuz. Ve bir sonraki bölüm görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Başka bir seyahatte görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.